Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüz yerleşir, tecelli eder. Demek o kereme layık, o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Yani şimdi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti noktasından, keremi noktasından ve izzet ve gayreti noktasından, celali noktasından bakıldığında ahiretin varlığını kabul etmek lazım geliyor. İnkar etmek, güneşi bütün yeryüzünü ışığıyla doldurduğu halde, bu kadar varlığı açık ve bedihi olduğu halde inkar etmek derecesine gelir diyor. Neden böyle diyor? Veya bunu destekleyen, bu mahiyette açıklayan birkaç şerhi cümle söyleyebilir misin? Tabii. Şimdi malumunuz yani bir şeyin varlığı devam ile sabit olur. Yoksa kısa bir zamanlığına diyelim o nimeti gösterip ondan sonra da elinden almak hakki nimet olmaz. Hakki rahmet olmaz. Hakki ikram olmaz. Mesela bir zata diyorsun ki gel sana yemek yedireyim. Açsın. Ondan sonra muhtaçsın, perişansın. Sana güzel bir yemek yedireyim. O da sevinir. Ama eğer bu yemek yedikten sonra onu idam edersen o sevinmeyi tahkire döner. O sevinmesi üzülmeye döner. Değil mi? O size teşekkür etmesi gereken adam aslında size Düşman. düşman olur yani. Dolayısıyla müsaseri çok yerlerde bu şeye devamı dokunuyor. Yani inkılab-ı hakayık muhaldir diyor. Hem Allah rahim olacak hem de haşa merhametsizlik edecek. İçtima-ı Evet, istimazü deyn. Hem Allah adil olacak hem de haşa zulmedecek. Hem Allah diyelim mesela hakim olacak, hikmetli iş yapacak her şeyle. Hem de baktığın vakit insanların hikmetlerine bile ters düşen haşa habesiyetler olacak. Ya bir anda gece, bir anda gündüz olmaz yani. Olmaz yani. Ya Dolayısıyla orada bir ışık varsa tabii gündüzdür, ışık yoksa gecedir. bitti. Allah hakim mi? Evet, abes iş yapmaz o zaman. Allah rahim mutlak mı? Evet, o zaman merhametsizlik olmaz. Allah adil mutlak mı? Evet, o zaman adil olmaması gibi bir durum düşünülemez. Ya bu kadar rahmet ediyorsa o zaman idam ederek rahmetsizlik O göstermez. kadar. Olur mu abi? Dolayısıyla meseleyi böyle değerlendirdiğimiz vakit o zaman zaten mesele kendi kendine otomatikman ne yapmış olur? Aydınlanmış olur. Şimdi 7. şuaya baktığımız vakit üstadımız diyor ki bir şey zati olsa onun zıddı o zata arız olamaz. Çünkü içtima-ı zıddeyn olur. Değil mi? Aynı az evvel dediğiniz gibi. Yani aynı anda hem karanlık hem de gündüz. Bu olmaz yani. Hem ışıklı olacak hem karanlıklı olacak. Olmaz. Ya karanlıktır ya ışıktır. Ya Allah rahimdir ya da haşa değildir. Değilse zaten bu kainatta olmaz. Bu kainattaki rahmet de olmaz. Evet bu kainatın şehadetiyle Allah rahimdir. Kabul ettik. O zaman ahiret vardır. Niye? Çünkü Allah'ın rahmetinin hakiki ciheti ahiretin gelmesiyle mümkündür yani. Ahiret gelmezse Allah merhametsizlikle Evet. muamele etmiş olur İşte az kullarını. evvel dedik ya. Yani sen bir sehpa hazırlıyorsun. Ondan sonra adama gösteriyorsun bunu. Sonra da sanki onun yüzüne güler gibi, alay eder gibi sana sofra serdim diyorsun. Ona benzer yani. Dolayısıyla bu Ya merhamet olmaz. Üstad diyor ya Mesnevi'de idamlık bir mahkum için Evet. idam sehpası işte çiçeklerle tezyin edilse, balonlarla süslense, Tabii. güzelleştirilse ona bir lezzet verebilir mi? Tabii mümkün değil yani. Evet. Dolayısıyla bu dünya bütün şaşasıyla eğer ahiret olmazsa insanın yüzüne gülmekten, insanlara adeta alay unsuru olarak kullanmaktan başka hiçbir işe yaramaz Hikmet abesiyete bu. inkılap eder Tabii. diyor. Her gün güneşin doğması ne demek biliyor musun? Senin idamına bir gün daha yaklaştın deyip onun yüzüne güneşin gülmesi. Ondan sonra tebessüm etmesi anlamına gelir. Eğer ahiret olmazsa. Oldu mu? Bütün bu kadar yapılan masraflar o zaman ne oldu? Bütün bu hikmetler, bütün bu merhametler ne oldu? İsraf oldu. O zaman israf olur ve zıtlarına inkılap etmiş olur. Allah da o menfi sıfatlarla muttasıf değildir. Haşa. İşte oraya geleceğiz. Madem ki Allah'ın rahmeti zatidir, öyleyse ebediyen tecelli edecek. Madem Allah hakimdir ve zatında hikmet vardır, onun zıddı olan abesiyet o isme ne yapamaz? Mümkün değil. Uzaktan uzağa dahi olsa yanaşamaz. Öyleyse Allah'ın hikmeti gerektiriyor ki bu dünyayı yarattı, öyleyse ahirete de
hikmeten yaratacak. Yoksa haşa abeside inkılap eder. Çünkü içtima-u zıddeyn olur. Yani iki zıddın bir arada bulunması olur ki o da muhaldir. İşte bu sırra binaen madem kudret-i ilahiye zatiyedir, Allah'ın kudreti madem zatidir ve zat-ı akdesin lazım-ı zarurisidir. Bak, madem ki kudret-i ilahiye Cenab-ı Hakk'ın zatının şeyidir, ürünüdür değil mi? Zatında vardır. Ve zat-ı akdesin zaruri lazımıdır. Elbette o kudretin zıddı olan acz, o zat-ı kadire arız olması mümkün olmaz. Hani adam diyebilir ki Allah rahimdir, kabul ettik getirir ama kudreti yeter mi? Elbette Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz olduğu için, zatî olduğu için ondan mertebedir olmaz. Mertebedir olmadığı için de çiçek yaratmakla bahar yaratmak, bahar yaratmakla cennet yaratmak arasında bir fark yoktur. Niye? Çünkü sonsuza göre 1 ile 1000, 1000 ile 1 milyon, 1 milyon ile 1 milyar 1'dir. Evet. Cenab-ı Hak şeydir yani kamil mutlaktır. Evet. Yani bütün isimleri kemal mertebededir. Cenab-ı Hak dolayısıyla alimdir ama iradesi yoktur mu? Öyle bir şey düşünemez. Her cihetten kamil mutlaktır yani, Cenab-ı Hak. Kudreti de nihayetsizdir, ilmi de nihayetsizdir, iradesi de her şeye nüfuz eder, her şeyi ihata eder. Bu oradaki şeyi, usulü sanki diğer esma içinde yaptığımızda evet, bu neticeye ulaşabiliyoruz. Aynen. Aynen. Mesela Cenab-ı Hak kerimdir. Evet. İkram etmeyi sever. Öyleyse. O zaman muhtaçlara ikram etmemek, muhtaçlara ihtiyacı olanı vermemekten münezzehtir. Evet. Cenab-ı Hak rahimdir. Öyleyse merhametsizlikten münezzehtir. Evet. Cenab-ı Hak ganidir. Öyleyse işte cimrilikten münezzehtir. Evet. Cenab-ı Hak adildir. Öyleyse zulmetmekten münezzehtir. Evet. Ama ahiretin gelmemesi insanlar için bir zulümdür. İşte bir merhametsizliktir. Evet. Cimriliktir. Abestir. Aciziktir. İzzetini lekedar etmektir ilahir. Evet. Evet. Cenab-ı Hak da bunlardan muttasıf olduğuna göre hem öyle hem öyle olamayacağına göre işte mavzitte muhaldir zıtların bir arada bulunması. Evet. O zaman ahiretin varlığı zaruridir denilebilir. Tabii formül. Evet, Allah razı olsun. Amin. Mesela 25. sözde de çok güzel bir yer var. Bütün yerler güzel de bu evet, okunan yerle alakalı, sorulan soruyla alakalı. Size ağaçtan meyveyi ve ateşi, odun yakıyoruz. Evet. Ve ottan erzakı, bostanlar, şeyler. Ve hububu. Ve topraktan hububatı ve nebatatı verdiği gibi Allah. Zemini size hoş, her bir erzakınız içinde konulmuş bir beşik. Şimdi hiç öyle bir beşik düşün mesela. O beşikte suyun var, ondan sonra yemeklerin var. Bir de o nimetler de içerisinden bizzat yetişiyor. Çiçekler de içerisinden bizzat böyle bir beşik düşünülemez. Ama zaten biz böyle bir beşikte büyümüşüz. Böyle beşikte yetişmişiz değil mi? Ya. Ve alemi güzel ve bütün levazımatımız içinde bulunur bir saray yapan bir zattan kaçıp, başı boş kalıp Adem'e gidip saklanılmaz. Bu da sanki mücazat boyutu. Evet. Yani tamam Cenab-ı Hakk'ın rahmeti var da tabii. Bir de Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti evet, var. Evet. Böyle ye, iç, keyfine bak. Ondan sonra her türlü haltıda işle. Ondan sonra dirilmemek üzere rahat uyu. Evet. Öyle şey yok. Öyle şey olmaz. Olamaz. Vazifesiz olup kabre girip uyandırılmamak üzere rahat yatamazsınız. Maşallah. Çok elbette güzel. Siz bu bütün nimetlerin, size edilen rahmetlerin karşılığını ya da hesabını vereceksiniz. Tabii. Evet. Çocuğa 5 lira verip 2 ekmek al gel diyorsunuz. 3 lirayı soruyorsun paranın üstü nerede? Evet, nerede o? Tabii. Güzel. Allah razı olsun.